Dostlar yeni bir videodan herkese merhaba. Umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlerle birlikte rehber niteliğinde bir video çekeceğiz. Eğer bir PlayStation 5'iniz varsa hem depolamasını arttırmak hem de oyunlara daha hızlı erişmek için PlayStation 5'imize bugün bir SSD takacağız. Söz daha fazla uzatmayalım. Şu anda tepe kamerasında SSD'nin kendisini görüyorsunuz. Burada depolama kısmının yüksek olması gerekiyor. Şu anda PlayStation 5'lerde bulunan 667 GB'lık depolama çoğu kullanıcıya yetmiyor. Çünkü dijitalleşen oyun dünyasında GB'lar çok fazla, görsel efektler çok fazla olduğu için haliyle oyunlarda konsollarımıza yüksek yerler kaplıyor. Elimde bulunan SSD Hixemi markasına ait. Okuma yazma hızı görmüş olduğunuz gibi 7450 MB bölü saniye. Şimdi bu yazma okuma hızı gerçekten çok değerli bizim için. Neden? Çünkü PlayStation 4'ünüz varsa oradaki oyunları PlayStation 5 üzerinden harici bir hard disk ile aktarabiliyorsunuz. Bunu aktardıktan sonra PlayStation 4 oyunları oynayabiliyorsunuz. Ek olarak PlayStation 5'e takacağınız SSD Gen 4 olmalı. Yani PCI Express 4.0 olmalı. Şu anda elimde tutmuş olduğum SSD bu özelliklerin hepsini destekliyor. Sözü daha fazla uzatmayayım şöyle. Hızlıca bir kutu açılışı yapalım. Bir bıçak getirmedim ama olsun, biraz böyle kutuya zarar vermiş bulundum. Şimdi bunu çıkartıyorum. Şunu şöyle bir kenara bırakalım. Bu arada kutudan söküp çıkarmak için şöyle küçük bir tornavida da çıkıyor. Bunu bir kenara bıraktım ve SSD'miz görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bizleri karşılıyor. M.2 tabanlı bir SSD ve şu şekilde göstermek gerekirse XM markasına ait bir SSD. Şimdi akıllara gelen bir diğer soru da, ben bu SSD'yi takacağım ama PlayStation 5 ısınabilir, SSD de ısınabilir. Oyunlarda yavaşlama, donma olur mu? Biliyorsunuz ki PlayStation 5'in içerisinde güçlü bir soğutma bloğu var ve bu soğutma bloğu SSD takılan yeri de soğutuyor. Zaten az sonra açacağız ve detaylı olarak bu SSD'yi nasıl takacağım, testlerimi vesaire hepsini sizlere göstereceğim. Şimdi SSD'yi bir kenara bırakıyorum. Kutunun içeriğinden başka bir şey çıkıyor mu derken bir adet kullanım kılavuzu var dostlar. İsterseniz buna da bakabilirsiniz. Şimdi ben burayı topluyorum hızlı şekilde ve PlayStation 5'imi şöyle önüme alıyorum. Allah, gel bakalım. Şimdi PlayStation 5'i bu şekilde önünüze aldınız. PlayStation logosu sol üstte kalsın. Siz de benim gibi bu şekilde tekrar edin. Logo sol üstte. Bunu bir kere böyle çeviriyorum. Görmüş olduğunuz gibi giriş portları bu şekilde bizleri karşılıyor. Ve bir kere çevirdikten sonra bu şekilde yatay çeviriyorum. Yani giriş portları solda kalacak şekilde PlayStation 5'imi bu şekilde yatırıyorum. Şimdi isterseniz şuradan aşağıya doğru bir kere vurduktan sonra çıkartabilirsiniz. İsterseniz şurayı biraz kaldırdıktan sonra aşağı doğru çekiyorsunuz ve işte kapağımız çıktı ve bayağı da kirlenmiş görmüş olduğunuz gibi. Çok kullanmışız Samet demek. Vallahi çok kullanmışız ya. Hep böyle PES oynayarak bunu mahvettin sen, biliyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi burada güçlü bir soğutma bloğumuz var ve bu soğutma bloğu sayesinde PlayStation 5'in her yeri soğuyor. M.2 SSD takacağımız kısım da burada. Zaten Sony'nin sitesinde hem okuma yazma hızı oranları hem de buraya takacağınız SSD'nin boyutu belli. Biz bu videoyu kaldırdıktan sonra da burada boyutlar yazıyor. Şimdi şöyle bir tornavidam var. Mesela bu tornavida büyük geldi. Hemen kutu içeriğinden çıkan şu minik tornavidayı çıkartalım. Şöyle takıyorum ve görmüş olduğunuz gibi tam oturdu. Hemen sola doğru çeviriyorum. Hemen kapağımı da şu şekilde çıkardıktan sonra görmüş olduğunuz gibi burada 30, 40, işte 60. Bunlar milimetreler dostlar. Ve bizim SSD'miz bu şekilde olacak ve şöyle takacağız. Öncesinde şurada küçük bir vidamız var. Bunu çıkartmamız gerekiyor. Buradaki vidayı çıkardıktan sonra SSD'nizin buradaki dişli kısmı, buradaki dişli kısma temas edecek ve şu şekilde içeri doğru bastıracaksınız ve bu şekilde yukarıda kalması gerekiyor. Eğer tam girmezse direkt olarak buradan atacaktır zaten. Bunu hafiften aşağıya doğru bastırıyoruz. Vidamızı az önce çıkarttığımız kısma monte ediyoruz. Bunu sıktıktan sonra işlem bu kadar. Tamam arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir şekilde oynama yok. Bundan sonra yapmanız gereken tek işlem bunları kapatmak ve PlayStation 5'i hazır konuma getirmek. Şimdi ben buraları bir toplayayım. Daha sonrasında sizlere çok önemli detaylar anlatacağım. SSD'yi taktıktan sonra PlayStation 5'i kurdum ve şu anda God of War Ragnarok açık arkadaşlar. Bu oyunu çok seviyorum. Bu arada siz PlayStation 5'te veya 4'te en çok hangi oyunu oynuyorsunuz? Lütfen bunu yorumlar kısmına yazın. Şimdi bu en çok sevdiğim oyunu ben PlayStation 5'in depolama kısmından SSD'ye yazdırmak istedim. Oyun 84 GB ve bunu tam 1 dakikada aktarmayı başardı. Bakın 84 GB'lık bir dosya gerçekten çok büyük ve 1 dakika, 1 dakikadan az bir sürede bunu ben SSD'ye yazdırdım. Peki PlayStation 5'in kendi okuma yazma hızını kullanırsam bu süre kaç dakikaya çıkacak? Ekranlarda görüyorsunuz. Yaklaşık 10 dakikalık bir sürede 84 GB'lık bir dosyayı PlayStation 5'in kendi depolama birimine aktarmayı başardım. İkinci oyunumuz olan Horizon'a bakalım biraz da. 46 GB'lık bir dosya boyutumuz var ve SSD'ye yazdırmak için sadece
sadece yarım dakika yetti bana arkadaşlar. Bu gerçekten çok iyi bir değer ve kıyaslama yaptığımız zaman bu oyunu PlayStation 5'in depolama birimine yazdırdığımız zaman bu süre 5 dakikaya çıkmış durumda. Yani hemen hemen PlayStation 5'i burada 5 kat 6 kat hızlandırmış bulunuyoruz. Tabi PlayStation 5'te oynadığınız birçok oyun var. Haliyle bu oyunların yüksek boyutta olduğunu biliyoruz. Hexen markasına ait bu SSD sayesinde hem oyun açılış hızlarında hem de oyunların içindeki bekleme ekranlarında daha iyi bir deneyim alabiliyorsunuz. Mesela God of War Ragnarok gibi oyunlarda arayüzde beklemeniz normal, ancak bir SSD taktığınız esnada bu beklemeler en az seviyeye düşüyor. Bir diğer konu da sonradan taktığımız bu SSD sisteme hiçbir şekilde zarar vermiyor. Stabil ve düzgün bir şekilde çalışıyor. Yani PlayStation 5'in içerisindeki depolama ünitesinden hiçbir fark yok diyebilirim. Tek fark hız ve depolama alanını yükseltmek. Bu ikisi gerçekten çok önemli. Şimdi sizleri biraz da oyun açılış hızları ve hangi oyunlarda nasıl bir deneyim alıyoruz, bunlarla baş başa bırakıyorum. Peki sizin yorumlarınız neler? Sizce PlayStation 5'e bir SSD takmalı mıyız? Bunu yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ürünün linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Güvenilir bir şekilde satın alabilirsiniz. Bence PlayStation 5'iniz varsa kesinlikle bir SSD takmanız gerekiyor. Çünkü PlayStation 4'teki oyunları da PlayStation 5'inize atarken bunu çok hızlı bir şekilde yapabilmek için bir SSD'ye ihtiyacınız var. Bugünlük benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.